bu süreçte nasıl bir yol izledi? Biz bu izledikleri yola yönelik onlara nasıl destek verdik? Birazcık bu konulardan bahsedebilir misin? Elbette Ömer Hocam, teşekkürler. Öncelikle tüm misafirlerimize, katılımcılara ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ömer Hocam, başta sen olmak üzere tüm sunumcular ve pazarlama ekibine bu güzel organizasyon için çok teşekkürler. Çok faydalı sunumlar oldu. Yeni yeni şeyler de öğrendik. Çünkü markalarımızın hepsi kendini günümüz koşullarını sürekli güncelleyerek devam ediyorlar. Faydalı bir eğitim oldu bizler için de. Ben biraz kendimden bahsetmek isterim. Serhan Özenç ben. Vitel'de 8. senem. Satış yöneticisi pozisyonunda çalıştım. Aynı zamanda bazı markalarımızın da ürün yöneticiliğini sürdürüyorum. Bunlardan birisi de video konferans ürünleri. Pandeminin başlangıcıyla beraber birçok sektörde olduğu gibi video konferansa kamuda da çok ciddi ilgi gösterildi. Çok sayıda da mesai yaptık kamu kuruluşlarında. Ankara'da tempomuz çok yüksekti. Gece gündüz çalışmalarımız oldu. Biz ürün yöneticileri bazında ve teknik ekip biraz pandemi koşullarından dolayı seyahat sıkıntılarından kaynaklı olarak geri planda destek vermek zorunda kalsak da Ömer Hocam'ın sağ olsun desteğiyle gece gündüz bizim ön plandaki savaşçımız oldu. Çok ciddi kazanımlar elde ettik sayesinde. Ayrıca işte bu kazanımlarla beraber edindiğimiz tecrübeleri de bugün aktarmak isteriz. Bir sorunun var mı yoksa ben... Ya aslında şöyle, bu video konferans en popüler konu da yöntem olarak ne belirlendi? Yani tamamen kapalı devre bir intranet sistemi üzerinden mi bu sistem konumlandırılmaya çalıştı? Yoksa süre yetersizliğinden dolayı çok kamu kurumları cloud based yani bulut tabanlı bir çözüm üzerinden ilerlemek zorunda kaldım aslında. Şöyle özetleyebiliriz hocam. Mevcut pandemi koşullarında uzak çalışma ve video konferansların tüm sektörler için artık bir rutin haline geldiğini biliyoruz. Ne kadar da bu durum devam edecek açıkçası belirsiz. Eski normale dönüşün de tarihi belli değil. Bu tarihi belli olsa ya da dönsek bile hibrit çalışma modellerinin devam edileceği de aşikar gözüküyor. Bu durumda bir takım yönetimsel ve güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu hani Peplink ve ManageEngine'in destekleyici bazı ürünlerini anlattık. Ama video konferans datasının saklanması, iletilmesiyle ilgili de kritik unsurlar söz konusu. Biraz bunlara değinmek lazım. Video konferans yazılımlarının çoğu biliyorsun bulut tabanlı ve tamamına yakınında global veri merkezleri üzerinden hizmet veriyor. Çok sayıda da regülasyona tabi olması nedeniyle yurt dışı internet ve bulut servislerinin kullanımı istenmemesine rağmen hayatı devam ettirmek adına birçok kamu kuruluşunun bu servisleri kullandığını biliyoruz. Ancak KVKK başta olmak üzere denetlendikleri üst mercilerin yürürlükte olan koşullarına uygun bir hareket olmamakta bu. Daha önemlisi kişisel verinin ve iş kritik bilgilerinin yurt dışına gönderilmesine izin verildiği için tamamen public servis sağlayıcıları, yani public kavramı şu, genelde yurt dışında çalışan ve genele açık, ücretli, ücretsiz servis sağlayıcılar. Bunların tamamen güvenlik politikalarına, bu servis sağlayıcıların güvenlik politikalarındaki inisiyatiflerine mahkum kalıyor kamu kuruluşları. Özel sektörde böyle. Ya öyle de aslında bunun bir risk olduğu birçok kamu kurumu tarafından biliniyor. Buna neden mecbur kaldılar? Bu çok hazırlıksız yakalanıldığı için mi? Pandeminin aniden ortaya çıkmasından dolayı mı böyle bir şeyi tercih etmek zorunda kaldılar sence? Kesinlikle. Kamu kuruluşları hizmetin aksamaması adına hızlı aksiyon almak durumundaydı. Ancak eski normale dönüşün uzun süreceğini düşünürsek, bundan sonrası için KVKK ve diğer regülasyonlara uygun şekilde kendi denetimlerindeki veri merkezlerinde çalışacak şekilde video konferans altyapısının dönüşümü bence başlatılmalı. Girişimleri olan birçok kamu kurumunu da gördük. Hani burada kimse çalışmıyor değil, öyle bir algı oluşmasın.
Bu noktada da dikkat edilmesi gereken kişisel veri ve konferans kayıtları, tamam, yurt dışına gitmiyor ama kurum içerisinde tutulan konferans yazılımı sunucuları ya da donanımları, herhangi bir siber saldırıya karşı güvenlik açığı var mı? Arka kapısı var mı? Bunun dizaynı nasıl? Gerekli pen testlerden geçirildi mi? Bunlara uygun mimariye sahip olması gerekiyor. Ya Bizim peki. de, pardon hocam, sorun vardı. Ama Estağfurullah, ben devam dinliyorum, edeyim kusura bakma. istersen. Aynen. Bizim de distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz video markası, yazılışı ve okunuşu aynı. Türkçe yazılıyor, Türkçe okunuyor. Bunun sebebi de normal şartlarda Amerika'da 2005 senesinde kurulmuş bir şirket. Ama kurucularından Özyeğin Üniversitesi'nden profesörlerine yer aldığı bir konsorsiyum destek veriyor. Bizim hocalarımız orada isim babası oluyor videoya. O serüvenle başlayan video, bu arada sadece isim verip çıkmamışlar o konsorsiyumdan. 4 tane de patente sahipler. Öyle bir gururumuz var. Video bu patentleri toplayarak zaten sektörde patent lideri haline de gelmiş durumda. 200 tane patenti vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. 200'den fazla patenti var. 250'ye yaklaştı patent sayısı. Şimdi Kanada'nın en büyük yazılım şirketlerinden birisi Engouse'la birleştiler zaten. Call Center tarafında şu an koşturuyorlar. Orada patentler de artıyor ister istemez. Kamuya döndüğümüzde bu video ile beraber önde gelen bakanlık ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulduk biliyorsun. En üst seviye güvenlik sertifikalarına, yani bahsettiğimiz marka değerinin ulaşmasının yegane unsurları, güvenlik sertifikaları, endüstri standardı iletişim politikalarına sahip olması, globalde kabul görmüş compliance dediğimiz bu uyumluluk yeterliliklerine sahip olması nedeniyle ve tamamen kapalı devre, tüm sunucuların kurumun verim merkezinde çalışabileceği deployment modelleri sunabilmesi tercih sebebi yaratıyor. İstenirse video connect bulut hizmeti de var. Yani birçok bildiğimiz sağlayıcı gibi yerli yabancı videonun da kendi hizmeti var. Türkiye'de de bir nodunu kurduk hatta. Türkiye içerisinden de bir bulut hizmeti veriyoruz. Bu hizmetle beraber başka sağlayıcıların yapmadığı bir şey yapıyor video. Hibrit bir mimari kuruyor. Bu ne demek? İşin maliyetli kısmını cloud'da bırakıyor. Bu ihtiyacınız olmayan ortak paylaşımda olan bir takım sunucular bizde kalsın diyor. Ve siz konferans trafiğini yurt dışına çıkarmak istemiyor musunuz? Ya da kurum içerisinde tamamen kapalı network'le mi çevrilmesini istiyorsunuz? Kayıtlar içeride mi tutulsun istiyorsunuz? Bunun için sadece gerekli yönlendirme trafiği çevirecek sunucular ve kayıt sunucularını size veriyor. Onları lisanslıyor yıllık olarak. Ve böylelikle daha ölçeklenebilir. Veri merkezinde de daha az alan işgal eder. Hepsi bu arada sanallaştırma ortamında çalışıyor. Uygun kaynak tüketimine imkan tanıyan, ekonomik ve mevzuatlara da uygun hale getirilmiş bir alternatif çözüm yaratıyoruz. Bunu birazcık da regülasyonlarda esnek olan yerel yönetimlerde çok uyarladık. Ağırlıklı bu şekilde çalıştırdığımız belediye kullanıcıları var diyebilirim. Şimdi biz diyoruz ki video kapalı devre bütün işlemleri halledebiliyor. Tamamen intranet üzerinde biz bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir internet altyapısına sahip olmayan kurumlarda, tamamen intranet altyapısı üzerinden çalışan kurumlarda da kullandırabiliyoruz diyoruz ama hani bildiğim kadarıyla bu alanda video tek değil. Bunu sağlayan başka markalar da var. Videonun diğer markalara göre ne tip avantajları var? Üstadım, aslında çok fazla avantajı var. Fark yaratan unsurlarını sayfa sayfa anlatsak bitiremeyiz. Bunu ilgilenen müşterilerimiz, müşteri adaylarımızla ayrıca paylaşıyor oluruz. Ama birkaç unsura değineceğim. Evet, rakip çözümler var. Tamamen on-premise yapılar kurabilecek ve iyi markalar da var. Yani performanslı ürünler de var. Ama bu performans sağlamak için kamudaki kullanıcıların veri merkezinde çok ciddi bir kaynak tüketimine sebebiyet veriyorlar. Videonun patent lideri olmasının yanında bir takım endüstri standardı haline gelmiş
kodlama teknolojisi ve çalışma mimarileri de var. Artık kendi patentlerini almışlar ve bazı üreticileri de bunu kiralıyorlar diyeyim, patent ücreti alarak sunuyorlar. Bunlardan bir tanesi de scalable video coding dediğimiz ve adaptive video layering dediğimiz bir kendi teknolojisi. Bunun sayesinde çok düşük sunucu yatırımıyla çok sayıda konferansçı dahil edebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Veri merkezinde MCU dedikleri rakiplerin donanımlar ya da kaynak tüketimine sebebiyet veren yazılımlar, lisanslar kurmuyor. Bunu çok daha düşük kaynakla birbirleriyle görüştürebilir hale getiriyor ve çözünürlük de hiç önemli değil diyor. Bunun yapmasının yegane sebebi de tamamen aslında bir günümüzün konusu olan edge computing denilen bir teknoloji var ya, onu yıllar önce keşfetmesi. Yani bilgisayarlarımız üzerindeki CPU, RAM şu an müsait. Şu an konferanslarda bunu kullanarak veri merkezindeki kaynak gereksinimini azaltıyor. Böylelikle şöyle söyleyeyim, şunu hayal edeceklerdir katılımcılar. Bir uğluk sunucuda eş zamanlı 104K kalitesinde 100 katılımcının olduğu konferans gerçekleştirebilirsiniz. Bunun tek sebebi aslında oradaki kaynak ihtiyacını endpointlere de bölüştürebiliyor olması. Bir avantajı daha var videonun. Tüm bunları yaparken üzerine geliştirme yapabiliyorsunuz. Tekrar markalaştırma sağlayabiliyorsunuz. Yani kendi markanızı yaratabiliyorsunuz. Bunu open source yazılımlarla da yapabiliriz diyenler olacaktır. O noktada şunu söyleyeceğim. Open source yazılımlar tamam, kabul, inşallah bunlar üzerine geliştirilip yerli birçok yazılım karşımıza çıkar. Ve video kalitesinde ve yeterliliklerinde olursa inşallah onların da distribütörlüğünü alır ve satışını yaparız. Ama videonun şöyle bir avantajı var. Bir kere arkada yüzlerce developer'ın çalıştığı 20 yıla yakın bir efor var. Bir tecrübe var. Bunun dışında gerekli bütün endüstriyel standartları, güvenlik kıstaslarına sahip bir çözüm. Bunun üzerine çok az bir eforla çok kısa sürede kendi markanızı aslında hayata geçirebilirsiniz. En büyük avantajının da bu olduğunu düşünüyorum. Ya yazılım tabanlı bir çözüm olduğu için aslında istediğimiz gibi Aynen öyle. oyun hamuru gibi eğip bükebiliyoruz. İstediğimiz şekle getirebiliyoruz. Veri merkezi tarafında hali hazırda kurumların yapmış olduğu büyük ihalelerinde almış oldukları server storage'ları da kullanabildiğimiz için hipervizör katmanı üzerinde bunları konumlandırıp aslında sistemi çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Kesinlikle. Ama işte hep yazılım özelliklerimiz üzerinde durduk. Hani kurumların hatırı sayılır ölçüde kamera, ses sistemi gibi donanım ihtiyaçları da var. Hani bu tarz ihtiyaçlar geldiğinde biz ne şekilde cevap verebiliyoruz? Son 5 dakikamız izleyenlerin de çok fazla vaktini almamak adına ben de biraz uzatıyorum ama hani bundan da kısaca bahsedebilirsen çok mutlu olurum. Tamamdır. Hızlandırıyorum o zaman. Aslında sormanız gerekiyorsa kamuda ağırlıklı olarak toplantı odası tipi sistemler konumlandırdık. Video bir PC kaynağı gerektirmeden çalıştırabileceğiniz aslında çok sayıda ekran desteği olan kodek cihazlarına da sahip. Bu cihazlarla 81 ilden 100'ün üzerinde katılımcıyla beraber herkesin bir video wall'da göründü. Konferans deneyimlerinde kamu müşterilerimizde yaşadık. Yıllardır böyle kullanan da bakanlıklar mevcut. Video performanslı ve güvenli iletişim sağlayan kodek cihazları sunarken de başka bir avantajı çevre birimlerinde bizi bağımsız kılıyor. Yani nedir? Kamera, mikrofon, hoparlör, üzerimde benim endüstri standardı USB, HDMI, mini display gibi portlar var. Gel mevcutta cihazın varsa ya da başka bir markayla değiştirmek istiyorsan tak kullan diyor. Ama vital olarak biz de belli bir standart yakalamak ve kaliteyi arttırmak adına da profesyonel ses çözümleri sunan Yamaha'nın Unified Communication ürünlerinin distribütörlüğünü aldık. Ayrıca globalde de çok tercih edilen konferans kamera markası Telecam'in Türkiye dağıtıcılığını üstlendik. Böylelikle neyi sağlıyoruz? Hem merkezi yazılımı verebiliyoruz, hem mobil cihazlarıyla görüştürülecek endpoint yazılımını veriyoruz, hem de toplantı odalarına esnek donanım çözümleri sunabiliyoruz derken çok uzatmadan bir görselleştirmeyle bunu güçlendirmek isterim. Zamanımızı da çok
aşırmadan. Ekranın geldiğini düşünüyorum. Evet, ben görüyorum. Video markamızı görüyoruz burada. Video Endpoint ailesinin çatı ürünü olarak Video Connect olarak adlandırıyor. Bu çatı ürünün altında kodekler var. Kodekler videonun çeşitli gereksinimlere göre, kullanıcı ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş birçok video brandle kendi markasıyla üretime geçti donanımlar ve globalde çok bilinen lider markalarla anlaşmalarıyla da beraber all-in-one çözümler sunabildi. Kendi Video Room software'inin üzerinde çalıştı. Donanımlarında listelerinde satışa sunuyor. Ayrıca Video Room software adını verdiği yazılımla beraber eğer elinizde Altıl ve bu yazılımların ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede PC'ler varsa, sunucular varsa bunları bir konferans sistemine dönüştürebilirsiniz diyor. Yani bu yazılım opsiyonu da sunuyor. Oda tipi çözüm sunan, yani Windows'ta bir agent olarak değil, bir uygulama olarak değil, tamamen bir arayüzle, kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza gelen, kumandayla yönetilen bir sistemi eski PC'nizde yaratmanıza imkan sağlıyor sizlere. Burada da birçok üreticiye karşı avantaj sağladığını söyleyebilirim. Donanımlarda nasıl bir farklılaşma var? Burada tamamen birden fazla ekran destekli, işte birden dört ekrana kadar destekleyen sistemler size sunuyor. Görüntünün iletilme ve işte alma çözünürlüğüne göre bir takım ayrışmalar var. 4K destekli cihazları da var. Şimdi katılımcılar soracaktır. Demin bir konudan bahsetmiştim. Kamu müşterimizde 81 ilden 100'ün üzerinde katılımcının olduğu ve ekranlarda göründüğü tek bir ortamda çözüm sunmuştuk diye. Bunu 4 ekranda mı destekliyorsunuz diye soranlar var. Bir senaryodan giderek anlatacağım size. Şu cihaz Video Room HD2 dediğimiz bir ünite. Üzerinde iki ekran çıkışı var ve her ekranda 16 kişiyi görebiliyoruz. Gözün seçebilmesi için daha fazlasını dizayn etmemiş bir burada video ama farklı şekilde bunu sağlayacak. Kullanıcı diyor ki, tamam iki ekranda 32 kişiyi görüyorum. Ama diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi 81 ilden 100-120 katılımcıyı ben dahil etmek istiyorum ve ekranda görmek istiyorum. O zaman bunu çöpe mi atacağız? Kesinlikle hayır. Video şuna imkan sağlıyor. İşte yazılımın gücünü burada kullanıyorlar. Şu cihazı da veriyorum. Bunu kesinlikle dışarı çıkarmıyoruz. Çok güçlü bir cihaz zaten. HD3C dediğimiz bu cihazı da veriyorum. Bu 4 ekran destekli. Bu iki ekran destekli ve ikisini pair modda çalıştırabiliyor. Tek bir ünite gibi davranıyor. Böylelikle 6 ekranda 16'şar kişinin Full HD ekranlarda görüntüsünü paylaşarak 128 kişiye kadar layoutlara bölüp herkesi ekranda gösterebiliyorum. Bu şu anlama gelmesin. Bu konferansı 128 kişi üst limit değildir katılabilme anlamında. İsterse sunucular ve lisanslar izin veriyorsa arkada binlerce kişi olsun. Ki bunun da yaşandığı müşteri örnekleri var. CERN CERN Akademi Akademi, var mı? evet. Evet. Şu an rekor onlarda 1200-1250 civarında tek bir konferansta 30'un üzerinde ülkeden katılımla bunu sağladılar. Böyle bir referansı da var. Bu da ciddi bir anekdot. Bu kadar sayıya herhangi bir ek geliştirme olmadan ulaşabilecek çok az üretici var. Burada da fark yarattığımız unsurlardan bir tanesi diyebilirim. Hızlı devam ediyorum. Zaten desktop ve mobil tarafında
Yazılım olduğu için tahmin edersiniz uygulaması var. Windows, Mac OS X, iOS, Android cihazlarda ve WebRTC'de de çok performanslı çalışıyor. WebRTC nedir? İnternet tarayıcıları eğer destekliyorsa bu standardı herhangi bir uygulama indirmeden konferanslarınızı buradan yapabileceğiniz anlamına geliyor. Video neden çok iyi bu konuda? Çünkü Google'la beraber birlikte dizayn ettiler. WebRTC VP9'ın patentine sahipler birlikte. O anlamda öncülerden olduğunu söylemek isterim. Şu an sadece şeyden bahsettik. Yazılımın nerede çalıştığıyla alakalı hazır donanımlar ya da PC, notebook, mobil uygulamalardan uç birimlerde ne sunuyoruz? Burada marka bağımsız bizi kılıyor. Bu aşikar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Elinizde altı konferans cihazları varsa çalıştırabiliriz. Ama biz belli bir standardı yakalamak için Yamaha'yı bilirsiniz. Yamaha ses prodüksiyon tarafında lider bir markadır. Oradaki know-how'ını UC tarafından, Unified Communication ve konferans sistemlerinde aktarmış durumda. Türkiye'de tek distribütörlüğünü yapıyoruz ve Yamaha Müzik tarafında Türkiye'de de üreticisi desteğini veriyor. Onu söylemek isterim. Telikem'de Uzak Doğu'da üretimi olan ve globalde diğer konferans sistemlerini çok tercih ettiği, ürünleriyle bundle ettiği bir marka. Fiyat, performans ve verimlilik kıstasında gerçekten top bir ürün ailesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu iki markada da ürün portföyünün büyük kısmı USB tabanlı çalışıyor. Yani tamamen konferans sistemleriyle marka bağımsız çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Biz videoyla bundle ediyoruz ama gönlümüzden geçen senaryo bu. Ama kullanıcılar şunu söyleyebiliyor. Biz bir üniversiteyiz. Video çok güzel ama biz LMS uygulamamız içerisindeki konferans yazılımını kullanmak zorundayız. Ya da biz bir yatırım yapmıştık. XYZ bulut servisini aldık. Onlarla da çalışabilecek bu cihazlar. Biz özellikle pandemi döneminde hibrit sınıf kapsamında birçok kamu üniversitesinde çalışma imkanı bulduk. Özel sektörde de, özel üniversite, vakıf üniversitesi, ikilerde, kolejlerde ciddi projelerimiz oldu. Ve şu an onun üzerinde video konferans yazılımıyla çalıştırdığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç aşina olmadım, bilmedim. Vitali 4 senedir video konferans ürün müdürlüğü yapıyorum. Tanımadığım ürünlerle de karşılaştım ve çok şaşırdım. Hepsiyle de problemsiz çalıştı. Çünkü zaten Windows 7 ve üzeri sistem kullanıyorlarsa Windows bu cihazı tanıyor. Tak çalıştır, plug and play. Bu yüzden de herhangi bir sorun yaşamadan bu sistemlerle entegre edebildik. Bunun dışında İşte e-duruşma salonları için düşünülebilir. Okullar sınıfların dışında bir takım asenkron eğitimlerin kaydedildiği stüdyolar dizayn edilebilir. Burada da bu çözümler entegre edilir diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler verdin Serhan. Bu vesileyle de aslında uzakları nasıl yakın yapabiliriz de yönelik oturumumuzu da sonlandırmış durumdayız. İzleyenlere ben çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok keyifli bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin içerisinde bina, yerleşke, araç ve şehir iletişim altyapılarınıza yenilikçi bir bakış getirmeye çalıştık. Yerleşkelerde ve ana veri merkezlerinizdeki veri merkezi tasarım tarafında neler yapabilirsiniz? Biz bu mimari tasarım aşamasında size ne tip katkılar sağlayabiliriz? Server storage seçimlerinizde nelere dikkat etmeniz gerekir gibi konulara değinmeye çalıştık. Sadece bina ve yerleşkelerde değil, mobil araçlarınızdan da mevcut karasal hatlarınızı havasal hatlarla nasıl yedekleyebilirsiniz? Bunlardan bahsettik. Bu uç lokasyonlarınızı veri merkezinize ne şekilde LTE üzerinden gerekse uydu üzerinden getirebileceğinize yönelik bazı kritik bilgiler vermeye çalıştık.
bütün donanım altyapılarınızı ve yazılım altyapılarınızı nasıl izleyip yönetebileceğinize yönelik bazı kritik bilgiler vermek istedik. ManageEngine ürün ailesinin üzerinden geçtik ve son olarak da az önce Serhan'ın bana desteğiyle birlikte video konferans ile uzakları nasıl yakın yapabiliriz? Pandemiden dolayı evden çalışma metodunda nasıl uzaktan toplantıları sanki yüz yüze yapıyormuşçasına daha gerçekçi bir hale getirebiliriz diye bazı bilgiler vermeye çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Dediğim gibi bu ilk yenilikçi teknoloji zirvemiz, kamuya yönelik yaptığımız. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda gerek bu yıl gerekse ilerleyen zamanlarda bunların yenilerini yapabiliriz. Sunum esnasında, oturumlar esnasında soru soran arkadaşlarımıza arka plandaki teknik kadromuz hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştı ama yoğunluktan dolayı atladığımız kişiler olabileceği düşüncesiyle etkinliğe kayıt yaptıran herkese bizim teknik ekibimiz birebir de arayıp herhangi bir sorusu var mı, herhangi bir ihtiyacı var mı diye birebir de etkileşim halinde de olacak. Bu sorularınızı o etkileşim haline geçtikleri zaman da iletebilirsiniz. Ben Ömer Özaşık, Vitel Ankara Bölge Müdürü olarak sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.